Kardeşim başka türlü konuşulma teknikleri de var. Sallandır ayağından camdan aşağıya. Yüzü havluya atıyor, yukarıdan aşağı suyu döküyor ağzına. Bu ara boğuyor. Yani öldürme şeylerini bir sürü şey. Ya bir sürü şey denersin ya. Ben de kaç defa gittim ifade verdim. Herkese tecavüz etmiyorlar. Herkese işkence yapmıyorlar. İşkence, dayak, taciz. Takvimler 2020'li yılları gösterse de olaylar 90'lı yılları aratmıyor. Neredeyse her gün toplumun farklı kesimleriyle ilgili polis tacizi, işkence ve çıplak arama haberleri geliyor. Hatta emniyette tecavüze uğrayanlar bile var. Gözaltında cinsel taciz ve tecavüze karşı hukuki yardım bürosunun kurucusu, avukat Eren Keskin, kadınlara yönelik hak ihlallerinin çok eskiden beri olduğunu söylüyor. 95 yılında cezaevine girdiğimde istisnasız tüm kadınların gözaltında cinsel tacize uğradığını, bazı kadınların da tecavüze maruz kaldıklarını ilk kez o zaman anlatmaya başladılar. Çünkü cinsel işkence aslında en zor açıklanan işkence biçimi. Çünkü kadınlar korkuyorlar, utanıyorlar, kirlenmişlik hissi yaşıyorlar. Dokunamazsınız bu şekilde. Ne yapıyorsunuz? Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Polisler şiddete başvurmayan eylemcilere müdahale etmekle kalmıyor, kameralar önünde taciz ediyor. 16 Şubat 2019 yılında gözaltında Merve Demirel'i taciz eden polis memuru ifadesinde yanlışlıkla oldu diyerek beraatini isteyebildi. Güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluğunu var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in tacizci polise sahip çıkması ayrı bir utançtı. AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu ya Türkiye'de. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün tacizci polisi savunmak için yaptığı açıklama ise ibretlikti. Babası zaten FETÖ'cü diyerek tacize kılıf uydurmak istendi. Yaptığı muamelenin yarattığı utanç kesinlikle polise aittir. Hiçbir şekilde bu utanç bana yüklenemez. Türkiye'deki hak ihlallerini yakından takip eden gazeteci Sevinç Özarslan, kamuoyuna yansıyanların buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söylüyor. Merve Demirel bu Ankara'daki Yüksel Caddesi olaylarında bir tacize uğramıştı. Polise dava açıldı ve geçtiğimiz günlerde bu polis ceza aldı. Sustuğunuz zaman o zaman size bunların yapılması için davetiye çıkartıyorsunuz. Nasıl olsa bir şey olmuyor, nasıl olsa kimse sesini çıkartmıyor deyip cesaret bulunuyor. Dolayısıyla bunların anlaşılması, konuşulması lazım. Vuran da polis. Dayak ve taciz o kadar yaygın ki artık sadece gazetelerin 3. sayfasında yer bulabiliyor. Sakin ol. O polisler de şikayet etmeye var ya. Polis abi şimdi. Geçtiğimiz günlerde Uşak'ta Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında 23'ü kız öğrenci olmak üzere toplam 27 kişi gözaltına alındı. Genç kızların anlattıkları ise korkunçtu. Çıplak aramaya maruz kalan öğrencilerden biri kadın polisler tarafından iki kez çıplak aramadan geçirildiğini, külotunun dizine kadar indirildiğini ve otur kalk hareketi yaptırdıklarını söyledi. İlk gazeteciler tutuklandığında ben biliyorum yani kadın gazetecilere çıplak arama yapıldığını, sadece çok ne yapıldığını çok bilmiyordum. Çünkü onlarla konuşma imkanım olmadığı için tam olarak ne yapıldığını bu Uşak'taki olaylar sırasında işte genç bir iki öğrenciyle konuştum, onu da anlatmıştım. Çocukların işte pantolonlarını indirip, iç çamaşırlarını indirip 3 kez el kalk yaptırıyorlar. Bu tabii çok korkunç bir şey. Korkuyorlar, çekiniyorlar ve en çok utanıyorlar. Onlara hak veriyorum tabii, bunların utanmasına, çekinmelerine hak veriyorum ama bunların anlatılması da lazım. Üniversite öğrencisi sözlerine şöyle devam etti. Arama yapılırken soyunduk. Üst tarafımda body ve üst iç çamaşırı kaldı. Yani üst iç çamaşırımı kaldırıp sırtıma ve ön tarafıma baktılar. Sütyenimizi kaldırarak elle kontrol ettiler. Eldivenle yaptılar bunu. Saçıma baktılar, toka, yüzük vesaire, demir, metal varsa aldılar. Altta pantolonu tamamen çıkarttırıyorlar. İç çamaşırımızı dizlerimize kadar indirip otur kalk yaptırdılar. Dokunma yok ama ben body'yi biraz aşağı doğru indirip mahrem yerimizi kapattım ama bazı arkadaşlara ona bile müsaade etmediler. Uşak'ta gözaltına alınıp cinsel şiddete maruz kalan kadınlardan da haberdar olduk. Birkaç tanesiyle görüşme de yaptık. Konuşmak istemiyorlar. Bu konuda daha kapalı duruyor. Ben anlayabiliyorum bunu. Kendilerini korunaksız hissediyorlar. Ve bütün kadınlar aynı nedenlerle aslında susuyorlar. Belki az,
Belki daha fazla. Hepsinin gerekçeleri var. Aynı nedenle susuyorlar. Ben anlayabiliyorum. Ve biz hiçbir kadını zorlayamayız konuşması için. Kadının kendisinin istemesi gerekiyor. Ama bu onları bu şiddetle mücadeleye istekli kılmak gerekiyor. Çünkü siz sustukça bu devam edecek. Siz sustukça başkalarına da yapılacak. Ve suçlu olan siz değilsiniz. Suçlu olan size bu şiddeti uygulayanlar. O nedenle konuşmak gerekiyor. Kamuoyuna açıklama yapmayabilirler ama suç duyurusunda mutlaka bulunmaları gerekiyor. Takipçisi olmaları gerekiyor. Biz her türlü desteğe hazırız. Bizi arasınlar, başvursunlar. Bir kadının cinsel işkenceye maruz kalması halinde hangi nedenle olursa olsun bize başvurması için ben çağrıda bulunuyorum. Uşak'taki olay 1995 yılında yaşanan ve Manisa davası olarak bilinen olayı akıllara getirdi. Manisa'da çoğu lise öğrencisi 16 genç yasa dışı örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp işkence edilmişti. Tutanaklarda geçen ifadeleri avukat Sabri Gül kamuoyuna duyurmuştu. Gözlerini bağlamışlar, sağ ayak parmaklarını halka geçirip telle vücutlarına elektrik vermişler. Özellikle kıllı bölgelere veriyorlarmış elektriği. Kol altı, genital bölge gibi elektrik cildi yakıp leke yaparsa belli olmasın diye. Kızlardan biri elektrik verilirken bayılmış, vajinal kanama geçirmiş, durduramayıp hastaneye götürmüşler. Çocuklardan birini makatına cop sokarken bayıltmışlar. Meclis başkanlığı bize diyor ki kaba ve yaralayıcı ifadeler olduğu için bu önergenizi gündeme alamıyoruz. Makatına cop sokulduğunu söylüyor, ağır dayak yediğini söylüyor. Bunu nasıl kibarca anlatsın? Bunun kibarca anlatımı olabilir mi? 15 Temmuz sonrası çıplak arama ve işkenceye maruz kalanlardan biri de Müberra Boşçu'ydu. Boşçu yaşadıklarını TR724'e anlattı. Bir bayansınız ve çırılçıplak soyunmanız isteniliyor. Çırılçıplak soyunuyorsunuz ve 3 kez otur kalk otur kalk, yani bu çok çirkin bir davranış. Son dönemde kendilerini muhafazakar olarak tanımlayan kadınlara yönelik de gözaltında şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. İşkence uygulamaları oluyor. Ben cezaevine gittiğimde mesela o kadınlarla görüştüğümde yaşadıkları şiddeti anlatsalar bile şunu söylüyorlar. Biz duyulmasını istemiyoruz. Size uygulanan yasa dışı bir şiddet var. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına göre de işkence suç, işkence yapılamaz. Eğer bunu yapıyorsa ve siz susuyorsanız işkencenin devamına onay veriyorsunuz demektir. Dokunamazsınız bu şekilde. Ne yapıyorsunuz? İşkence ve kötü muamele sadece emniyet nezarethaneleri ve cezaevleriyle sınırlı değil. Polis şiddeti artık her yerde. Sokakta maske takmamak öldürücüye dayak yemek için yeterli. Bakırköy cezaevinde bir kadın çırılçıplak soyulduğunu söyledi. Ben mesela anlamadım. Nasıl yani? Tamamen mi? Evet, tamamen. Üniversiteye giden çocukları olan 44 yaşında bir anne ve kadın 2 sene geçmiş olmasına rağmen kesinlikle onun psikolojisini atlatamamıştı. Diyor ki ben bunu kendime bile itiraf edemedim, yüzleşemedim ki diyor. Böyle gözyaşlarıyla anlatmıştı. Bu çok etkilendiğim bir olay. Aydın'da bir karakolda kendisi bir hukukçunun eşi, bir kadın aynı şekilde gözaltına alınıyor. Bu kadını 3 kere yani çıplak olarak pantolonunu indirip çamaşırlarını çıkarttırdıktan sonra kadıncağızı 3 kere kurbağa gibi zıplatıyorlar. Hem insanlık onurunuza hem kadınlık onurunuza yapılmış ne kadar büyük bir hakaret. Tecavüz sanığı komiser, kadının rızası var bağırmadı diyen iki kadının hakimin kararıyla cezaevinden kurtuldu. Karakolda tecavüze uğrayan kadın haberleri ise çoktan unutuldu. Polis otosunu aldığı genç kadını sadece öptüğünü iddia etti. İşkence görüntüleri yayınlanıyor. Jandarma istihbarat, polis istihbarat çeşitli Instagram sayfalarından yakaladıkları insanlara işkence yaptıkları görüntüleri yayınlıyorlar. Dizilerle, futbolla, yaşamımızın her alanında şiddet var. Meşrulaştırılan bir şiddet var. Ve bunun en büyük mağduru da kadınlar oluyorlar. Ya nezarethanede şiddet gören kadın haberleri? Peki işkence ve kötü muamele neden ve nasıl bu kadar yaygın olabiliyor? Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu bir yerde şöyle bir açıklamayı rahatlıkla yapabiliyor Süleyman Soylu. Diyor ki, yakaladığınızda lime lime edin talimatını verdim.
bu kadar uluslararası sözleşmeye imza atan bir devletin İçişleri Bakanı, kendi iç hukukunu ve uluslararası sözleşmeleri ayaklarının altına alarak şiddet çağrısı yapan açıklamalar yapıyorsa, ırkçılık da artar, şiddet de artar. Bunu devletin ideolojisinden ayrı düşünmek mümkün değil. Şiddet devlet eliyle hiç olmadığı kadar meşrulaştırılıyor. O nedenle de ırkçılık artıyor, şiddet artıyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren söylüyorum. Bu talimatı arkadaşlarıma veriyorum. Bulduğunuz zaman gereğini yerine getirin.